güçlendirmesi. Bağışıklık sistemi güçlendiği zaman buradaki iltihaba sebep olan virüsü veya bakteri ne varsa temizliyor. Artı erkeklerde varis kozul dediğimiz bir rahatsızlık daha var. Yani normal bacaklarda görülen varizin bir çeşidi bu da. Testislerde görülür. Testislerdeki kanı, artık kanı, kirlenmiş kanı toparlayan damarlar, toplar damarlar. Toplar damarlardaki kanın geriye akışını engelleyici kapakçıklar var. Bu kapakçıklar fonksiyonunu kaybederse, mükemmel çalışmazsa, burada toplar damarlarda kan birikmeye başlar. Burada kanın birikmesi testiste spermin kalitesini düşürür. Kişide eğer tedavi edilmezse ileride kısırlığa sebep olur. Çok önemli. Tehlikeli. Yani varis kozul olursa ileride kısır olabilir. Yani rizik olur. Çok kötü bir durum. Bazıları da çok uzman, eğer ki ameliyat edilmesi gerekiyorsa bu durum, bu işi çok iyi bilen doktora yaptırmak lazım. Özellikle araştırmak gerekir. Rastgele ameliyat edilmesi gerekir. Çünkü bir yıl geçiyor, aradan hala ağrısını, sızısını hissedenler var, problem yaşayanlar var vesaire vesaire. Biz bu varis kozulu çok basit iksir ve enfeksiyon çayıyla tedavi ediyoruz. Problemi tedavi ediyoruz. Artı testis üzerinde, yani hayanın üzerinde bir de beze var. Testis üstü bezi denir veyahut da epididimi. Epidim. Bunun iltihaplanması da yine virüs ve bakterilerden oluyor. Bazen testiste iltihaplanma, testis üstü beze iltihaplanmasına sebep oluyor. Bazen de testis üstü bezesindeki iltihaplanma testisinde iltihaplanmasına sebep oluyor. Birbirini tetikliyor. Birbirini tetikliyor. Bu nedenle epididimit olduğu zaman da bunun da mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Çünkü testis veya epididimitte tedavi edilememe varis kozulu tetikler. Yani hepsi birbirine bağlantılı. Yani sizin bu böyle bir durumda sizin çay harmanınız ciddi şekilde etkili. Çay harmanı var. Artı iksir. Gökçe iksir yine aynı buradaki şekilde. Buradaki bağışıklık etkili. Sistemini güçlendirici, vücudu her türlü artık ve toksik maddeden arıtıcı, temizleyici özelliklere sahip. Yani her rahatsızlığın sonunda iksirden izleyicilerimize bahsediyoruz ama siz şöyle bir mantıkla bundan bahsediyorsunuz. İksir bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hastalıkların sebebi de bağışıklık sisteminin zayıflamış olması. Dolayısıyla İksir hemen hemen bütün rahatsızlıklarda uygun çayla, çay harmanıyla birlikte Allah'ın izniyle insanların şifasına vesile olur diyorsunuz. Bir de önemli, erkeklerde ve bayanlarda çok görülürken bir iki rahatsızlık var. Genital sihir, genital herpes. Evet. Evet. Çin'de bir Türk mühendisi orada çalışıyor Çin'de. Genital herpese yakalanmış. Tedavi edememişler Çin'de. Beni aradık ki tedavi edebilir miyiz? Mümkün mü? İnşallah dedim. Gelin görüşelim. Çin'den buraya geldi. İzinini aldı. Kullandı. Gökçe iksir ve enfeksiyon çayı tamamen bu rahatsızlıktan kurtuldu. Yani ta Çin'den bile buraya geldiler. Hani genital herpesle genital sihirin tedavisi mümkün. Fakat bunun tedavi süreci kişiden kişiye, bünyeden bünyeye değişir. Eğer akutsa 2-3 ay. Kronikleşmişse 4-5 ay, hatta 6 ay, 1 yıl sürebilir. Mesela Antalya'dan bir tanıdığım var. O 10 yıl önce otelde çalıştığı için Rus bayanlardan kapmış rahatsızlığı, yani cinsel yolla. Bunun tedavisi çok uzun sürdü. Çünkü bu virüs diğer virüslerden farklı. Sinir kökünde saklanıyor. Yani genital çiğle sebep olan, genital herpese sebep olan virüsü yakmakla, dondurmakla tedavi edemezsiniz. Veyahut da kremle. Harici olarak onu geçici olarak yok edebilirsiniz. Fakat virüs beyinden kuyruk sakımına kadar uzanan ana sinir demetinin içerisinde saklanıyor. Siz oradaki virüsü bulup çıkaramazsınız ki. Nasıl onu yok edeceksiniz? Bağışıklık sistemini güçlendirerek. Bağışıklık sistemi güçlendiği zaman sinir kökünde saklanan virüsü bile yok eder. İksir ve enfeksiyon çayı kullanıldığında sinir kökündeki virüsü bağışıklık sistemi tanır hale geliyor ve onu oradan çıkarıyor. Bazılarında 2 ay, bazılarında 3 ay sonra normaldan fazla, diyelim ki 3 tane herpes varsa 5-10 tane herpes ortaya çıkıyor. Vatandaş panikliyor. Benim herpesim yok olacağını çoğaldı diyor. Neden acaba? Çünkü sinir kökündeki bütün virüsü dışarı atıyor. Temizliyor, arıtıyor. Dolayısıyla endişeye gerek yok. Endişeye gerek yok. Demek ki tedavi süreci başladığı için bu durum söz konusu oluyor diyorsunuz. Peki
Sizin özellikle izleyicilerimize bahsetmek istediğiniz toplumda çok sıkça görülen bazı rahatsızlıklar varsa onlarla devam edebiliriz İbrahim Bey. Bu yıllar önce ben küçük oğlum üzerinde deney yapıyordum. Yani nasıl bir rahatsızlığa yakalanmıştı? Çocuk dışarı çıktıkça hastalanıyor, üşütüyor, nezle oluyor, grip oluyor, yağmurlu soğuk havalarda üşütüyor. Sürekli hastalanıyor. Çocuk doktoru sürekli antibiyotik veriyor. Diyorum bu antibiyotiklerin zararı var, başka bir şey yok mu? Ne yapabiliriz? Yok vesaire. Ben o zaman iksiri dedim, bu devam edeceksin, düzenli kullanacaksın. Çocuk iksiri aldı, bademcikleri temizlendi. Bırakmak istiyor. Hayır dedim. Bu sefer bademciklerin normal de olsa devam etmen gerekiyor. Çünkü yeniden bakteri virüs mantar tetikliyor. Herhangi bir durumda. Çocuk 6 hafta kullandıktan sonra ağzının civarında, dudaklarında, çenesinde çok yoğun bir herpes oluştu. Hanım dedi ya sen çocuğu perişan ettin. Dedim ben dünyanın en büyük buluşunu yaptım. Biz farkına varamadın sen bunu. Bu herpes simplex tip virüsü, uçağa sebep olan bu virüs, bu da sinir kökünde saklanır. Genital bölgede herpes simplex tip 2 genital bölgede uçağa sebep olur. Herpes simplex tip 1 denen virüs ise dudakta, ağız civarında genellikle uçağa sebep olur. Paniğe gerek yok. 3-4 gün sonra artık bu çocuk dedim Allah'ın izniyle kolay kolay hastalanmayacak. Yani yıllar önce tabii. Bu iksiri yeni geliştirdiğim sıra. Ve nitekim o günden bugüne kadar maşallah artık kolay kolay hastalanmıyor. Çünkü bağışıklık sistemi güçleniyor. Vücuttaki bütün virüsü bağışıklık sistemi tanıdı, yok etti. Bağışıklık sistemi güçlendi. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Farklı farklı konulara girdik. Aslında ben size tam da alerjiyle ilgili soru yöneltecektim ama arkadaşlar programımızın sonuna geldiğini ifade ediyorlar. Şu anda etrafımızda kimi görüyorsak alerji olduğundan bahsediyor. Ben çok rastlıyorum açıkçası. Alerjinin her türü, polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, kurdeşen, hepsinin sebebi histamin kortizon dengesinin bozulması. Bu da mide bağırsak probleminden kaynaklanıyor. Yani bağırsaktan kaynaklanıyor. Bunu tedavi ediyoruz. Hiçbir problem. Bunun tedavisinde de yine iksir ve tonik izleyicilerimize öneriyorsunuz. Tedavi. İnşallah önümüzdeki hafta bunu da konularımız arasına alalım. İzleyicilerimizin istifade etmesi için bu konudan da bahsedelim. Tamam. Oldu. Çok teşekkür ederiz İbrahim Sağ Bey. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte yine şifalı bitkiler uzmanı İbrahim Bey ile birlikte sizlere faydalı olmaya çalışacağız. Buluşana kadar hoşça kalın.